iPhone çılgınlığı tüm dünyayı sarmış durumda. Hele hele bu Çinlilerin bu iPhone çılgınlığı ise had safhada. Sizce bir cana bir iPhone değer mi? Evet, bazı insanlar buna değer diyor ve insanları öldürebiliyor. İnanması güç ama bu telefonu bu kadar özel kılan nedir diye her zaman merak etmişimdir. Ve hala da merak etmeye devam edeceğim. Belki de cevabı siz biliyorsunuzdur. Yorumlarda belirtin. Bu listemizde iPhone almak için çılgınlık yapan 10 insan var. Bize destek vermek için videoya beğen atıp kanalımıza abone olabilirsiniz. Çin'de 17 yaşındaki bir genç iPhone ve iPad almak için böbreğini sattı. Evet, bu bir şaka değil. Çin'in doğusundaki Ahu eyaletinde yaşayan 17 yaşındaki bir genç tablet bilgisayarla iPhone almak için böbreğini sattı. Parası olmadığı için iPad alamayan Çinli genç internette böbrek karşılığında yüklü miktarda para verebileceğine ilişkin ilanı görünce bu yola başvurduğunu açıkladı. Oğlunun eve bilgisayarla geldiğini gören anne kısa süre sonra olayın aslını öğrenince adeta yıkıldı. Sanıklar arasında bir cerrah, hastane görevlisi ve organ simsarlarının bulunduğu kaydedildi. Simsarlardan birinin böbrek için 35 bin dolar aldığını, öğrenciye ise 3500 dolar verdiğini bildirdi. Çin'de 1,5 milyon kişinin organ nakline ihtiyacı olduğunu, ancak her yıl sadece 10 bin nakil yapılabildiğini, bu durumun da yasa dışı organ ticaretini arttırdığını belirtiyor. Çin'de bir çift yeni çıkan iPhone'u almak için 3 çocuğundan bir tanesini satışa çıkarttı. Çocukları olmayan çiftlerden aşırı teklif gelen aileye bir çocuklarını satmak isterken fiyatları güzel gelince 3 çocuğunu birden sattı. Aldıkları paralarla iPhone ve iPad'e yatırım yapan çift çocuklarından birisinin yeni ailesinden kaçıp yetkililerin yanına gitmesiyle sona erdi. Her şeyi anlatan ufaklık sayesinde ailesi tutuklanıp cezaevine gönderildi. Çin'de yaşayan bir öğrenci, sokakta kocaman pankartla kız arkadaşını kiraladığını belirten bir pankart açarak sadece onunla akşam yemeği yemeleri ve gezmeleri karşılığında çifte iPhone alacak birilerini aradıklarını açıkladılar. Kısa sürede kızın güzel olmasından dolayı para bulmakta zorlanmadılar. Yine çılgın bir Çinli daha. New York'ta yaşayan Çinli kadın, New York'un 5. caddesinde bulunan iPhone Store'un önünde yeni iPhone'un çıkmasına 22 gün kala kafasına iPhone'dan maske takıp 22 gün boyunca sırada bekledi. İstekleri karşılığını buldu elbet ve New York'ta iPhone'un ilk sahibi o oldu. Ve iPhone yetkilileri ona bu davranışından dolayı telefonu hiçbir ücret almadan hediye ettiler. Çin'de bir kadın 20 farklı sevgilisinden hediye olarak istediği iPhone 7'leri satıp kendisine bir ev aldı. Vay be diyenleri duyar gibi oldum sanki. BBC Trending haberine göre Çin'in güneyindeki Shenzhen kentinde yaşayan bir kadın 20 erkek arkadaşından kendisine iPhone 7 almalarını istedi. Haberde Xueli takma adıyla bahsedilen kadının bu talebini tüm erkek arkadaşları yerine getirdi. Telefonları alan Xueli daha sonra bunları Çin'de ikinci el telefon satın alan internet sitesi Hishoubo'ya 115 bin yuan'a yaklaşık 53 bin liraya sattı ve parayı evin peşinatı olarak kullandı. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Tongan şehrinde 19 yaşındaki bir genç kendisine bir iPhone ve bir motosiklet almak için 18 günlük kız çocuğunu internetten bulduğu bir adama sattı. 19 yaşındaki Çinli bir genç iPhone ve motosiklet almak amacıyla 18 günlük kız çocuğunu sattı. Evet, bu bir gerçek. Durumu daha da vahimleştirense bebeğin annesinin olayın illegal olduğuna dair hiçbir fikrinin olmadığını belirtmesi oldu. İnternet sitesinde bebeğini 3500 dolara satan kadın bir anda ortalıktan kayboldu. Daha sonra anne Xiaomi Mi yakalanmasının ardından "Ben kendim evlatlığım. Mahallemdeki çoğu insan da çocuklarını yetiştiremedikleri için başka ailelere veriyorlar. Bunun illegal olduğunu bilmiyordum." ifadesini kullandı. iPhone 5 çıktığında sıraya girenler arasında çok ilginç bir kadın vardı. iPhone 5 satışa çıktığı gün kuyrukta 5. sırada bekleyen bir kadın 3. sıraya geçebilmek için 2000 dolar değerindeki çantasını vermeyi teklif etti. 2000 doları kabul etmesiyle ön sıraya geçen kadın iPhone'unu sadece 5 saat önce alıp evine gidebildi. Yani 5 saat için 2000 dolar verdi. Tayland'da 21 yaşındaki bir genç, iPhone'unu eline alan ve yere düşürdüğü için kırılan iPhone'unu görüp cinnet geçiren genç, 5 yaşındaki bir çocuğu döverek öldürdü.
Yetkililer tarafından ele geçirilen genç, aşırı derecede sinir hastalığının olduğu tespit edildi. Eğer bir sağlık problemi çıkmaz ise idam edileceği de açıklandı. ABD Nevada'da bir adam iPhone'a olan aşkını bir adım öteye taşıyarak hayatının geri kalanını iPhone'la adamaya karar verdi. Evet, onunla evlendi. ABD'de hızlı düğünlere ev sahipliği yapan ve ülkenin oyun bahçesi olarak adlandırılan Las Vegas ilginç bir evliliğe sahne oldu. Las Vegas'ın küçük bir kilisesinde gerçekleşen düğün önce sosyal medyanın daha sonra da ülke basınının gündemine oturdu. Çin'de 17 yaşındaki bir genç kız online bir forum sitesinden kendisine iPhone 8 alacak kişiye karşılığında bekaretini vereceğini açıkladı. Ancak hayatının dersini alacağından hiçbir haberi yoktu. İnternette iPhone 8 karşılığında bekaretimi satıyorum yazan 18 yaşındaki genç kız Çin'in ünlü vloggerı tarafından keşfedildi. Genç kıza bir oyun oynamaya karar veren Xiaomi Chen olarak bilinen vlogger ona ciddi bir ders vermeyi planlıyordu. Genç kız, bütün arkadaşlarımda iPhone 8 var ancak benim onu alabilecek kadar param yok. O yüzden zengin bir yabancı ile birlikte olma karşılığında telefonum olacak diyordu. Genç kızla buluşmaya gelen genç bir adam otel odasına gitti. İnandırıcı olması için adam kıza iPhone 8 getirdi. Kısa bir süre sonra içeri yarı çıplak elinde kamera olan 4 erkek girdi. Genç kız çığlık atmaya başlamıştı ki ünlü vlogger içeri girerek kızın yüzüne bağırarak yaptığının yanlış bir şey olduğunu söyledi. Ama ne kadar doğru ne kadar yalan olduğu hala internette tartışılır durumda.